Değerli yazıbaşı internet izleyicileri, bir atasözü var biliyor musunuz? Hı. Anılar düşündürür, maceralar güldürür. Ben de size bir macera anlatayım da biraz gülüm. Bu gerçekte olmuş bir olay. Bunu köyümüzde yaklaşık 50 yaş üzerindeki olanlar herkes çok iyi bilir. Bu anlattıklarım hep yalan değildir, gerçek. Sorun bunu büyüklerimize aynen tasdik ederler. Yıllar önce, artık ben 55 yaşındayım, bu olayı 45-50 yaşındaki olanlar çok iyi hatırlar. Ama şimdiki gençler hatırlayamaz. Anneleri babaları iyi hatırlarlar. Bu gerçek olmuş bir olay. Biz küçüklüğümüzde çok maskara bir yaramaz çocuktuk. Bu zamanda köylerde ekmek olurdu. 24 saat bu akşamdan öbür akşama kadar. ekmek evlerinde. Bir gece bir gündüz. Yufka ekmek yaparlardı değil mi? Evet, yufka ekmek yaparlardı. Bu Jüva bacı Meşiler bacıdan eşyanı öndüş almış. Tallaya bağa gitmek için. Akşam olmuş işte eşya işten gelmiş eşek. Eşya havluya bırakmışlar. O günde ekmekçiler tandırdan kalkmış. Ekmek tandırı hali ateş içinde. Ekmekçiler kalkmış. Tandırda köz var. Sacın neydi? Mandırlar mı? Sacın da almışlar. Akşam karanlıkta ekmek evinin kapısını kapamamışlar. Eşek de gece karanlıkta gezerken, dolanırken ekmek tandırına düşmüş. Eşek de emanet. Eşek meşirenin. Sabah olmuş. Şu babacı kalkmış oradan. Baksa eşek tandırda, ayakları yukarıda, kafası tandırın içinde, eşek şişmiş. Eşek kebap olmuş he. Evde de 3 tane kızı var. Rahmetli Kübir abla, Beyen abla, Döne abla. Bunlar da yetişkin bir kız. Şu abacı kızlara der, kızlar kalkın. Meşirenin eşya tandıra düşmüş, eşek tandırdan çıkardım, bunu derhal kaybettim. Kızlar gene tabii panik içinde bakarlar. Eşek tandırın içinde çıkması zor. Kafası tandıra düşmüş ateşin içinde. Sadece ayakları dışarıda şişmiş. Bu 3 tane kız yangın itfaiye gibi ip bağlarlar. Ayaklarından, kuyruğundan eşya çeke tandırdan çıkardılar. Eşek içilmiş. Eşek mumbar olmuş. Şu kavacı dedik o zaman aman der bu eşya götürün. Ölüsünü kaybedin. Şimdi Hasan amcam rahmetlik. Rahmetlik Emin amca. Değerli mecburi Emin. Bir de Çağdır İsmail'a. Hep bunlar rahmetlik oldu. Bunları da rahmetlik anıyoruz. Bunlar der görürse bize bir değiş yapar der. Ne yapalım? Ağat yakarlar demiş. Evet. Bu eşe 3 tane kız ip bağlarlar. Buyruğundan arka ayaklarından. Bunlar der şu kapacı sürüyün. Masiranın orada mezarın boşluğu var. Biz oraya harın diyoruz. Hmm. Sabah ezanı kimseye görmeden oraya atın der. Bu 3 tane kız kızak çeker gibi ipe asılmışlar. Eşya sürüye götürüyorlar. Tam Mahmut Ağabey'in oraya gelince Hasan Hem de ekim bekçisi. O da rast gelmiş sabah ezanı. Yeğenim ne yapıyorsunuz demiş. Türkan'a, Beyen ablaya dönüyor. Aman demişler Hasan dayı. Korktuğumuz başımıza geldi. Annem senden korkuyordu. Meşirenin eşya bize dün bizdeydi. Bağa bahçeye gittik. Akşam da ekmekçiler kalkınca tandır yanıyordu. Tandıra düşmüş onu sürüyor der. Annem de senden korkuyordu gene bizi yakaladın der. Amcam oradan güler tabii Hasan amcam. Ne düşünüyor? Rahmetlik. Kızlar eşya masira gidip oraya mezarın duvarının harman dibine atar gelirler. Zavallı kalkar Hasan amcam. Şu kabacı gider. Eşya nasıl tanıdığı düşünür. O da der aman Hasan sen nasıl gördün der. Kızlar sürüyormuş ben gördüm der Hasan amcam. Hasan amcam bu Emine rahmetli Çağdır İsmail'e bunlar artık güreler bir komedi şeklini alır. Eşya bir değiş yaparlar rahat yakarlar. Taşa yanaştırdım adım atmadım. Sana çok müşteri geldi seni satmadım. Sana ettiğim iyiliği orta boylu topağa etmedim. Topak da Duran Ağa. Duran Ağa lağına topak dedi. Meşirenin herifi. Daha sonra demiş.
Ahırdan çıkıyor bir kötü koku. Arız daha çıkmış ahırın koku. Şimdi dur hele burada. Hasan aynen Emine böyle atışıyorlar mı karşılıklı evet, olsa? Evet. Değiş yapıyorlar. Diyorlar işte. Devam et. Buna kadar rahmetlik er adın Anglız. O da topat elinde. O da İstanbul'da çalışıyor. Demişler ısına. Ahırdan çıkıyor bir kötü koku. Arız daha çıkmış. Ahırın boku. Kurban olan topak. Bu mektubu de sen oku diye. Demişler ısına devam. Mektuba yazmış da tele vurmamış. Eşya gördüğünü topak duymamış diye. Eşyam tandırda ağlayıp durur. Gözleri sindi, daneyip durur. Meşe başında ağlayıp durur. Ölme eşyam, ölme. Geçti yaz bahar. Yediğin arpalar sana az geldi diye. Tabii bunu köyde bu komik oldu. Ben de rahmetli Hasan amcamdan bunu ezberledim. Ezberledim. Böyle bir çocuk değil miyiz? Çok arsız. Artık ben bunu söylüyorum böyle mani hesabında. İlkokuldayız. Dersimiz müzik. Öğretmen türkü söyleyin dedi. Köyde hiç ben demiş türkü söyleyin yok. Allah. 23 yaşını bana koyuyorlar. Türküler ben söylüyorum. Masmadım öğretmen de gülüyorlar. Ben de bir gün okulda bu eşyan şey bu mavi söyledim. Durmuş ağladı. Topağım durmuş. Kendine bunu selam söylüyorum. Kusura kalmasın. Bu gerçek olmuş bir anı anlatayım. Bana yanımda yalanım yok. Durmuş ağladı. Okulu terk etti. Eve gelmiş. Ben de okuluna geldim. Annesi Meşir abla bize baskına geldi. Dedi Faik sen niye dedi eşyan dedi türküsünü söylüyorsun. Başka türkü yok mu dedi. Çocuklar dedi durmuşu kızdırıyormuş. Durmuş ağlıyor dedi. Bir daha bunu çağırma dedi. Hepsi rahmetlik oldu. Rahmetlik Goğlan annem. Uzun acağı. Hep bunlara gülerlerdi. Şunu bir anlat da bire gülek diye. Ben de yok dedim bana zorla bunu söyletirlerdi. Şimdi bunlar köyümüzde gerçek bir olmuş anı. Bunda benim hiç yalanım yok. Eski büyüklerimiz bunu çok iyi bilirler. Bunu dinleyenler de hani bana kızmasın. Biliyorum bazıları bana tepki gösterecek ama ben bunda yalan beyan etmiyorum. Sorun bunu köyümüzde 50 yaş üzerindeki hayatlar büyüklerimize çok hatırlarlar. Belki gençler bilmeyebilir. Hepinize şimdi teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güzel. Bu masmadım anımıza biraz dinleyerek gülüm. Evet sayın seyirciler. Faik chatini dinlemeye devam edin. Devamı gelecek bu komik olayların.